Herkese merhabalar, ben Furkan. Bugün ürün inceleme videosu için Abdullah'la birlikteyiz. Abdullah hoş geldin. Hoş buldum abi. Artık kodlama hayatımızda çok sıradan bir hal almaya başladı ve günlük hayatımızda her yerde kullanıyoruz. Okullarda, atölyelerde, hatta evlerimizde. Robolink ekibi tarafından oluşturulan D-Moto kontrol kartı ve ona uyumlu olan Rodeo kodlama robotunu inceleyeceğiz. Abdullah, istersen Rodeo kodlama robotundan önce ilk başta D-Moto kartını bize anlat. Yani üzerinde neler var, nasıl bir tasarım yaptınız, bize kısaca bilgi verebilir misin bununla ilgili? Tabii ki. D-Moto robot kontrol kartı, piyasadaki robot kontrol kartlarının eksiklikleri göz önünde bulundurarak geliştirilmiş bir Arduino'dan o temelli bir robot kontrol kartı aslında. D-Moto robot kontrol kartı üzerinde dahili olarak bulunan motor sürücü entegresi sayesinde 2 adet motoru sürebilmekteyiz. Daha sonra en önemli özelliklerinden bir diğeri Bluetooth ve NRF desteğinin bulunması. Bu sayede kablosuz olarak iletişim sağlayabiliyoruz robotumuzla veya geliştireceğimiz herhangi bir ürünle. Aslında D-Moto kontrol kartı üzerinde Bluetooth çıkışımız ve aynı zamanda NRF24L01 çıkışımız mevcut, doğru mudur? Aynen, bunlar için mevcut olan NRF ve Bluetooth için ihtiyacı duyduğu konnektörlerimiz bulunmakta kart üzerinde. Bunun dışında programlanabilir bir buzzer'ımız ve programlanabilir bir LED'imiz bulunmakta. Aynı zamanda ortamın ışık seviyesini alabilmemiz için 2 adet LED'lerimiz bulunmakta. Bundan arası sağ ve solda. Daha sonra yaygın olarak bilinir ki NRF 24L01'in güç problemleri mevcuttur. Bunun Arduino Nano veya Arduino Uno benzeri kartların güç regülatör devreleri yetersiz kalıyor. Bunun için özelleşmiş bir regülatör devremiz bulunmakta. Kesilmeler yaşanıyor. Aynen öyle. Doğru, hatırlıyorum ben de ona benzer bir şey. Belli bir süre sonra hatta hiçbir şekilde iletişim sağlanamıyor veya zarar görüyor doğrudan şeyimiz, NRF'imiz veya Bluetooth'umuz, aynı herkese öyle. Bu benzeri problemleri aşılarak bir kart tasarlandı. Böyle yani. D-Moto kontrol kartı aslında sadece robotik kodlamalar için kullanılacak diye bir şey yok aslında. Birçok alanda, faaliyet alanında kullanılabilir. Nitekim üzerinde Arduino Nano var. Programlanabilir bir yapı. Bağlantı olarak NRF24L0 ve Bluetooth destekleri de mevcut. Abdullah, şey diyeceğim. Rodeo kodlama robotuna gelecek olursak, Rodeo kodlama motoru nerelerde kullanılabilir? Faaliyet alanlar nelerdir? Ya da şöyle toparlayayım. Yani bu robotu almamız için sebep nedir? Hani onlardan bahsedebilir misin? Rodeo kodlama robotu, yani piyasada yaygın olarak yapılacak uygulamalar vardır. Nedir bu? Çizgi izleyen robot veya engelden kaçan robot veya ışığı takip eden robot veya bu daha çok arttırılabilir. Bluetooth kontrollü, NRF kontrollü. Bunun için bir platform lazımdı bize. Biz de Rodeo'yu geliştirme ihtiyacı duyduk. Ve bu çok düşük maliyetli, yani piyasadaki rakiplerine oranla çok düşük maliyetli bir kodlama robotu. Ya o noktada tabii şöyle bir avantajı var. D-Moto kontrol kartının Rodeo robotunun üzerinde olmasının belli başlı sebeplerinden birkaç tanesini sıralamak gerekirse, motor çıkışları için çok güzel klevenser yapılmış. Hatta şurada da gösterebiliriz. Motorlar için iki tane klevens çıkışı mevcut. Power klevensi var. NRF ve Bluetooth soketlerini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor. Abdullah, biraz önce çizgi izleyen işte robotu yapabilirsiniz. Engelden kaçan robotu yapabilirsiniz dediniz. Genel anlamda okulların ihtiyaçları aslında genelde bu yönde. Peki insanlar bu robotu aldıktan sonra bununla ilgili yazılan bir doküman var mı? Yani sadece ürün açıklamasını değil de nasıl destekleyebiliyorsunuz ya da nasıl destekliyorsunuz? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? D-Moto için özelleşmiş, yani Rodeo için de kullanılabilir tabii. D-Moto için özel olarak yazmış olduğumuz bir kütüphanemiz mevcut. Bununla zaten örneklerimiz de var. Çizgi izleyeni, daha sonra engelden kaçanı, ışık takip edeni, yeni eklenecek olan NRF kontrollü bir uygulamamız da mevcut. Evet, o çok güzel bir joystick. Onun şey detayını bir sonraki videolarda, ürün inceleme videosunda da anlatacağız. Adı, hani ben küçük bir şey vereyim, adı J-Linker. J-Linker aslında. Onun detayını daha sonra sizinle paylaşacağız. Peki robotun üzerinde ben HCSR mesafe sensörü görüyorum. HCSR 04. Aynen.
İlla mesafe için bunu kullanmamıza gerek yok aslında. Başka şey sensörler de kullanabiliriz. MZ80 olabilir veya herhangi bir mesafeyi algılayacak sensör olabilir. Endüktif sensör dahi olabilir. Zaten analog 5 tane analog pinimiz mevcut kullanılan parçalar dışında yani. Çok basit bir şekilde geliştirilebilir bu robot. Zaten dediğim gibi kütüphane listemiz bulunuyor. Robotik Akademi'de bu şeylerin yani programların veya robotun çalışma mantığı anlatılmış. Ve daha sonra zaten videolarımız gelecek bununla ilgili nasip olursa. Bu ve benzeri gelişmeler bizi bekliyor. Bu sadece aslında Robotik Akademi.org'da değil, bir yanda da GitHub'da da kütüphanesi var. Aynen öyle. Yani aynen. GitHub'da peki, kitaptan biraz bahsedelim. GitHub'da hangi kodlar var ya da işte hangi proje için kodları paylaşsınız? Şu an mevcut durumda az önce de belirttiğim gibi çizgi izleyen, engelden kaçan ve ışık takip eden robot projeleri mevcut. Oradan direkt kodu indirdiğimiz gibi kendi Arduino ID'mizi açıp direkt attığımız zaman bir anda şeye dönüşebiliyor. Çizgi izleyen robotu veya engelden kaçanı attık, engelden kaçanı veya ışığı takip edeni. Bunları zaten kendimiz de modifiye edebiliriz. Analog pinleri demiştim, 5 ya da analog pinimiz dışarıda mevcut. Bunlarla atıyorum endüktif bir sensörü aldık, mayın arama robotu veya manyetik bir sensör aldık. Aynı şekilde mayın arama robotuna dönüşebiliyor. Yani bu geliştiricinin hayal dünyasıyla kısıtlanabilecek şeyler bunlar. Gelişime açık bir robot ve basit bir robot işin temelinde. Şöyle toparlayayım o zaman ben. Ürün demonte geliyor. Aynen öyle. Ürün demonte geliyor. Zaten bununla ilgili de bir montaj videosu yapıldı. Bir montaj videosu çekildi. Aynen. Demonte geliyor ve içerisinde bir tornavida de çıkıyor. Onu rahatlıkla montajını yapabiliyorsunuz. Bir kere şunu söylemem gerekiyor ki rahatlık, yani çok kolay montajını yapabiliyorsunuz. Bir kablo karmaşası yok çünkü D-Moto kontrol kartı burada zaten ciddi anlamda bir kolaylık sağlamış. Kesinlikle. Demonte gelmesi de benim aslında en çok sevdiğim şeylerden biri. Böyle bir kurcalamak ya da işte üreticinin söylediği şeylerin dışında böyle bir yerlerden kablo götürmek falan eğlenceli taraflarından biri açıkçası. Ve kablo karmaşasını şu noktada şey yapıyorlar, kurtarıyoruz. Klemenslerin oluyor olması, motorların klemenslerin oluyor olması ciddi anlamda kolaylık sağlıyor. Çünkü şöyle baktığınızda en fazla göreceğiniz kablo karmaşası bu kadar. Fazlasını göremezsiniz. Ve plexi çift katlı, motorların o lehimli kısımları gözükmüyor. Bayağı rigid bir tasarım var aslında. Aynı zamanda ve agresif de bakıyor. Yani hani robotun duruşu da agresif. İki katlı oluyor olması da güzel bir şey. Plexin üzerinde delikler var. Ve anladığım kadarıyla deliklerin olmasının sebebi de belki 3D printerla bir robot kolu yapılabilir. Aynen. Belki üzeri kapatılabilir. Böyle farklı projelerde yapılabilir herhalde. Tabii kesinlikle. Bu gelişime açık bir robot. Az önce de belirttiğim gibi. Aynı zamanda motorun destekleri de metal. Yani bu plexiden kesilmiş parçalar değil. Şu arada. Evet. Diğer türlü bayağı böyle bir şunlarda bir sallanmalar falan oluyor. Aynen açıkçası. Öyle. Kırılma şeyleri çok yüksek oluyor. Sonra metal distanslar var. Yani genel itibariyle birçok şey düşünülmüş. Tabii bunlar mükemmel bir şey oluyor. Şeyi unutmayalım Abdullah. Kaç voltla çalışıyor? Yani dörtlü pilyosu var. Aynen öyle. Şu an dörtlü A pilyomuz mevcut. Hı hı. Bu da yaklaşık 6 volt desteğimizi sağlıyor. Yalnız bu robotumuz, yani daha doğrusu D-Moto kontrol kartımız 5 ile 15 volt arasında gerilime dayanabiliyor veya besleme voltajı o kadar. Aynı zamanda ona değinmişken ters polarizasyonda herhangi bir şekilde kart zarar görmüyor. Veya aşırı gerilimde, mesela atıyorum 15 volt dedim ya, 20 volt verdik anlık olarak. Bunu herhangi bir şekilde karta yansıtmıyor. Belli bir süre dayanabiliyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda ters polarizasyonu engelleyebiliyor. Yani ters polarizasyon yaptığınız zaman artı eksi eksi artı güç beslemelerinde yapıldığı zaman herhangi bir şekilde kart zarar görmüyor veya aşırı akımda görünmüyor. Aşırı gerilimde de hakeza öyle, belli bir süre dayanabiliyor aşırı gerilime. 20 volt gibi veya herhangi bir voltaj değerinde dayanabiliyor. Bu ve benzeri birçok eklentiyi barındırıyor üzerinde. Genel itibariyle böyle yani. Abdullah, hem D-Moto kontrol kartında hem de Rodeo kodlama robotu için verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. D-Moto'yu ve Rodeo kodlama robotunu projenize rahatlıkla kullanabilirsiniz.
İncelememizi istediğiniz bir ürün olursa lütfen ürün yorumlarına, aynı zamanda ürünle ilgili teknik soruları da ürün yorumlarına yazarsanız biz de hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışırız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Eğer abone değilseniz abone olursanız gerçekten mutlu oluruz. Tekrar yeni bir ürün inceleme videosuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.